Bizim TV'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. 23 Nisan'ın arefesinde 23 Nisan'da neler olabilecek, neler olacak onu konuşacağız. Şaban Sevinç'le birlikte her akşam olduğu gibi. İyi akşamlar Şaban Bey. İyi akşamlar Lale, merhaba. 23 Nisan'ın 100. yılını kutlayacağız yarın ama liderler ve partiler diyeyim bugünden kavga etmeye başladılar değil mi 23 Nisan nedeniyle? 23 evet. Nisan'ı bile kavga gerekçesi yapmayı başardılar. Siyasetçilerimiz. Çok çok özel bir kutlama olacak. 100. yılı bugün. Yani, 23 Nisan evet. Ulusal Egemenlik Bayramımızın ve Çocuk yani, Bayramımızın. Evet. Yani yapacakları şu aslında. Sadece bu, sadece bunu yapın bari. Kavga etmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, kendinizin içinde bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yılını bari kavgasız kutlayın Allah aşkına. Ey siyasi partiler. Son 4-5 yıldır, daha da eskisi var ama son 4-5 yılda iyice artık şey oldu, yani bir aleniyete döküldü. Bu ulusal bayramların arefesinde işte kim nerede olacak, katılacak mı, katılmayacak mı tartışması hep yaşanıyor biliyorsunuz. Özellikle ben şeyi hatırlıyorum, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kulak ağrısı nedeniyle 29 Ekim törenlerine katılamaması, o hikaye artık şehir efsanesine dönüştü. Eklenen hikayelerle, yan hikayelerle birlikte. Onu hatırlıyorum mesela. Her böyle ulusal bayramda birinin bir yerine bir şey oluyor nedense. Katılamıyor. Abdullah Gül çok arızalanmıştı. Evet. Ulusal bayramlarda Cumhurbaşkanı'yken. Yani dediğin gibi birisinde kulağı ağrıyordu, birisinde işte karnı ağrıyordu. İşte 23 Nisan'da işte ne bileyim ayağına kramp giriyordu. Şeyde evet. Cumhuriyet Bayramı'nda işte kulağı ağrıyordu falan. Evet, aslında evet. Karnı ağrıyor tabii. Karın ağrısı var. Değil mi? Esas şey, karın ağrısı. Cumhuriyet'e karşı karın ağrısı var. O karın ağrısını ifade edemiyorlar tabii. İşte ya kulağım ağrıyor, ben işte bu 23 Nisan törenlerine katılmayacağım. İşte yok ayağıma kramp girdi, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu vermeyeceğim filan diye böyle o karın ağrılarını evet. Değişik şekillerde ifade ettiler. Ey gidi Abdullah Gül. Şimdi, evet, yani o bize yakışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte yapılan o resepsiyonlar falan. Evet, sanki böyle evet. Rüya gibi, çok geçmişte kalmış gibi geliyor bana Şaban Bey. Yani biz de gazeteci olarak takip ederdik, işte haberleştirirdik, evet. Büyük bir evet. Onur, gurur duyardık. Şimdi böyle ucuz şeylere sahne oluyor ne yazık ki. Yok işte şu var, katılmayacağım. Şimdi de onu konuşacağız. Kimler katılacak bu özel oturuma? Korona nedeniyle özel bir oturum yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İşte kim katılacak, kim katılmayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmama durumu var. Onun gerekçelerini az sonra konuşacağız. Şimdi parti liderleri arasında da bu anlamda bir atışma yaşanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte katılması yönünde çağrı yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklamalar var. Kimsenin haddine değil bizim nereye katılıp katılmayacağımızı söylemek diyor. İşte Cemal Enginyurt'un açıklamaları var. Yani bu tür tartışmalara sebep oldu ama Cumhurbaşkanı da izleyici olarak katılabiliyor değil mi? Tabii tabii. Cumhurbaşkanı 23 Nisan törenlerine özel locası vardır Cumhurbaşkanı'nın Meclis Genel Kurulu'nda. O locadan daima katılmıştır yani Cumhurbaşkanları. Tayyip Erdoğan da katıldı daha önceki 23 Nisan'larda. Şimdi işte bu sene katılmayacak demek ki. Ha, katılmama gerekçesi ne? Bir gerekçe sunmadılar. Katılmayacağını da ben açıkçası Mustafa Şentop'tan, Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamasından duydum. Yani katılmayacağını biliyormuş da niye katılmayacak diye Cumhuriyet Halk Partileri'nin eleştirmesi üzerine Mustafa Şentop diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Zaten Cumhurbaşkanı'nın konuşma hakkı yok diyor 23 Nisan törenlerinde mecliste. Kardeşim daha önce var mı? Geçen sene var mıydı? Önceki sene var mıydı? Yoktu. Cumhurbaşkanı geliyor locada siyasi parti liderlerinin 23 Nisan'ın mana ve işte anlamını ifade eden o konuşmalarını izliyordu. Tören yani bu sonuçta Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş töreni, onun şeyi anması,
meclisin işte anlamı, manası, içeriği anlatılır liderler tarafından. Birlik, beraberlik görüntüsü filan. Şimdi bu sene koronavirüs nedeniyle, yani koronavirüs bahanesi diyeyim, bahanesi nedeniyle, hani karın ağrısı dedik ya başta, Abdullah Gül döneminde başlayan AKP'nin Cumhuriyete karşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ülkemizin işte temel dayanaklarına karşı karın ağrıları var. O karın ağrılarını her vesileyle işte şey yapıyorlar, böyle gösteriyorlar. Şimdi bu konuda bile kavga etmeyi becerdiler. Yani bu konuda, milli bayram Şaban konusunda Bey, şunu da bile... söyleyelim. Özür dilerim, çok özür dilerim, sözünüzü kestim ama orayı vurgulamakta fayda var. Günlerdir, haftalardır bu korona salgını başladığından bu yana, günlerdir, haftalardır o meclis çatısı altında birçok çalışma yapıyor milletvekilleri. Yani onların canı yok mu? Onlar da oraya korunarak geliyorlar. Evet, tabii infaz yasasını çıkardılar işte. Yani. Hatta Sayın Bahçeli bile gece yarısı gitti. Evet. Son oylamada infaz yasasının çıkarıldığı gece son oylamada oyunu kullandı Sayın Bahçeli de. Yeni daha rahatsızlık geçirdi Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli yani. Bir rahatsızlık geçti. Buna rağmen gitti yani. Gitti. Ama şimdi şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Mesela Devlet Bahçeli'nin hani yarın meclis genel kuruluna gitmeyeceğine dair bir bilgimiz yok değil mi? Yok, bilakis... katılacak onlar. Ben hani Bahçeli katılıyor da niye Cumhurbaşkanı Erdoğan locadan izlemiyor diye soruyorum. Orada tabii bunlar her ne kadar koalisyon ortağı da olsalar MHP ile AKP'nin daha doğrusu Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bakışlarının çok farklı olduğunu biliyoruz. Kesinlikle evet. Çok kesinlikle. Farklı olduğunu biliyoruz. Orada hani Sayın Bahçeli'ye haksızlık etmeyelim. Yani Bahçeli için söylemiyorum ben. Bahçeli bile katılıyor diyorum sağlık sorunlarını bildiğimiz halde. Evet, evet. Niye Erdoğan katılmıyor diyorum Cumhurbaşkanı'na. Evet, yani katılmıyor. Evet. Ki Sayın Bahçeli hakikaten dediğin gibi ciddi rahatsızlıklar geçirdi. Hala da tam iyileşemedi. Değil mi? Ama Cumhurbaşkanı yani Tayyip Erdoğan sağlıklı, hani böyle bir yakın zamanda geçirdiği bir bildiğimiz bir rahatsızlığı yok. Pekala yarın gelip meclisteki işte Cumhurbaşkanlığı locasından töreni izleyebilir. Meclis genel kurulundaki töreni ben de izleyebilir. Öyle düşünüyorum, evet. Bu birlik ve bütünlük görüntüsüdür. Türkiye'nin en önemli ulusal günlerinden birisidir 23 Nisan. Cumhurbaşkanı orada olmayacak. Kendi bilir. Zaten artık Lale, bu milli bayramların hani zoraki yıllardır böyle işte. Maalesef. Evet. Yıllardır AKP işte lütfen işte kamuoyunun tepkisine şey yapmak için, geçiştirmek için, pasifize etmek için lütfen kutluyor, katılıyor. İşte hem Cumhurbaşkanı hem Başbakanlar, AKP'nin yani AKP iktidarı. Ama şey, bu milli bayramlar artık halka mal oldu. Evet, yani evet. Liderler, siyasetçiler, AKP istediği kadar kutlamasın. İşte bak kaç gündür mesela televizyonlarda dönen reklamlar 23 Nisan reklamlarına dönüştü. Değil mi? Bütün Türkiye'nin büyük firmaları 23 Nisan içerikli reklamlar yayınlıyorlar işte 3-4 gündür. Bir kampanya var şimdi mesela yarın gece 21'de balkonlardan ve pencerelerden İstiklal Marşı okunacak. Yani şey, bütün Türkiye. Yani artık halk içselleştirdi, millileştirdi, şey yaptı. Yani halk kutluyor artık. Evet, evet. Halkın şeyine geçti. Evet. Sivilleşti. Evet, çok güzel. Yani iktidar kutlamayı bırakınca ya da istemeye kutlayınca millet dedi ki aman senin kutlamana ihtiyacım yok. Bayram benim bayramım, işte Cumhuriyet benim Cumhuriyetim, Atatürk benim Atatürk'üm diye o milli günlerde coşkuyla kutluyor yani şey. Ya da biliyorsunuz senelerdir biz canlı yayınlarda da veriyordu televizyonun ekranlarından. İşte CHP'li belediyelerin görevi haline geldi bu. Yani evet. Onlar yapıyordu. Evet. Çok da güzel yapıyorlar değil mi? Evet. Gece fener alayları filan, konserler, çok güzel kutlamalar yapıyorlar. Yürüyüşler, özellikle, evet. Özellikle Cumhuriyet bayramlarında. Evet, çok çok güzel. Tabii şimdi hani korona salgınının da hani tabii şeyi etkisi var. Evet. Yani bunu hani aslında şey yapmamak lazım, hani
korona tabii pek çok konuda bizi frenliyor. Bayramda da frenleyebilir. Yani o açıdan bir sakınca yok. Ama hani bunu siyasi partilerin kavga konusu haline dönüştürmesi ayıp. Gerçekten ayıp ya. Gerçekten ayıp ya. Ya doğru. Şimdi efendim CHP'liler bir açıklama yapıyor. MHP'liler onlara yanıt veriyor. CHP'liler bir açıklama daha yapıyor falan. MHP'liler işte Kemal Bey'i karıştırıyorlar. Yok Kılıçdaroğlu kardeşinin cenazesine gitmemiş falan. Sonra CHP'li Engin Özkoç yok gitti diyor. CHP'liler Kemal Bey'in işte Kılıçdaroğlu'nun ablasının cenaze törenine katıldığı görüntüyü yayınlıyorlar filan. Ne bu? Yani 23 Nisan'ı hani kim daha çok seviyor, kim daha çok içselleştiriyor'nın kavgasını yapıyor MHP ile CHP ve AKP de dışarıdan kıs gülüyor herhalde. Evet, muhakkak yani, öyle. Ayıptır yani, ayıptır. İşte birleştirici bir irade olmayınca maalesef bu yaşanıyor. Siz evet, yani hala Cumhurbaşkanlığı parti rozetini bırakmadan Cumhurbaşkanlığı yaparsanız sonucu böyle olur. Evet. Yani evet doğru diyorsun. O zaten ondan kaynaklanıyor. Cumhurbaşkanı toplumun yarısını değil mi? Yarısını kendisine görüyor. Yani hani başka partili muhalif bana muhalefet ediyorlar diyor. Yani ya şimdi belediye tartışmalarında yaşananları kaç gündür konuşuyoruz Şaban Bey. Evet, yani herkes şunu biliyor ki o belediyelere oy veren vatandaşlar da aynı şeyden nasibini alıyor. Yani siz CHP'ye ya da HDP'ye oy vermiş olabilirsiniz ya da bir İYİ Parti'ye oy vermiş olabilirsiniz. Yani bunu teröristlikle işte PKK ile FETÖ ile benzeştirmek falan çok yanlış geliyor bana. Bu sizin de söylediğiniz gibi daha da çok bölecek bizi. Yani öyle görünüyor. Evet yani ayıp ediyorlar siyasetçiler. Türkiye bak bir daha söyleyelim Lale. Türkiye bu siyasetçilere layık değil. Türkiye çok daha kaliteli, çok daha becerikli, çok daha hünerli, çok daha vatansever, çok daha üretken, akıllı siyasetçilere layık. Ama maalesef günümüzde öyle siyasetçi görünmüyor. Çok tıkandı yani. Evet. Türkiye'nin tıkandı. Öyle çok tıkandı evet. Türk siyaseti tıkandı maalesef. Yani evet. 23 Nisan için kavga et. Korona için kavga et. Ya salgın konusu var. Bir genel salgın var. Millet bir aydan fazladır evlerine kapanmış canavlıyla. Ne olacak diye bekliyor değil mi? Öleceğim evet mi ya. Kalacağım mı? Evet yakalanacağım ya. Mı? Yakalanmayacağım mı? Ne zaman bitecek? Onu konuşuyor. Millet onun derdinde. Milleti yöneten siyasetçiler haftalardır kavga ediyor. Ya insan utanır ya, utanır gerçekten utanır. Hakikaten ben merak ediyorum. Başka bir ülkede bütün bunlar hani ufak çapta yaşanıyordur muhakkak. Siyasete her şey konu oluyor da bu kadar ayyuka çıkan bir şekilde bir siyasi çekişme, bir siyasi kavga diyeyim artık var mı? Çok merak ediyorum. Yani Türkiye'de siyasi koltuklar çok küçüldü. Çok küçüldü. Evet. Peki şimdi koronaya dönelim. Yarın gene 23 Nisan'ı konuşacağız. Çok özel bir oturum var. Özel bir yıla denk geldi böylesine bir salgın ama yapacak bir şey yok tabii. Sağlık Bakanı'nın açıklamaları vardı Şaban Bey. Birkaç ülkeyle, Avrupa ülkesiyle karşılaştırdı. Şimdi bugün doktor aynı zamanda eski siyasetçi diyeyim. Kendisi siyasetçi olarak anılmaktan pek hoşlanmıyor. Sayın Ceyhun İrgil ile konuştuk. O da mesela sözünü etti. Avrupa'ya göre Türkiye'de durum farklı hakikaten dedi. Bu tamamen şeyle ilgiliymiş. Ben şimdi bunun peşine düştüm. Yani hakikaten buyurun. Türkiye'nin daha mı iyi olduğunu söylüyor? Evet daha iyi olduğunu söylüyor. Avrupa'da. Evet. Şimdi açıklanan rakamlara ya da işte farklı rakamlar mesela Türk Tabipler Birliği, Tabipleri Birliği biliyorsunuz daha farklı bir tablo, daha fazla olduğunu söylüyor. Buna rağmen gene Ceyhun Bey iyi olduğunu söyledi. Yani o rakamlar geçerli olsa bile dedi, doğruysa bile dedi, gene de iyi. Ben şimdi bunu araştırıyorum. İşte bir şeyi daha önce konuşmuştuk yine bir bilim insanıyla, doktoruyla. Virüsün bulaşık yoğunluğu yani yoğun bir şekilde aldıysanız onu daha ağır geçiriyormuşsunuz. Bir de Avrupa'daki ile buradaki virüsün bu sanıyorum mutasyonuyla mı ilgili daha bilimsel bir konu tabii onunla da ilgiliymiş. Yani Türkiye'deki daha hafifmiş. Çok iyi.
Yani çünkü yani, hakikaten şu önlemler diyoruz da işte sokağa çıkma yasağı ilkinde arifesinde yaşananları gördük. Şimdi gene 4 günlük bir yasak var önümüzde. Bugün çarşı pazarın halini gördünüz, ekranlardan izledik haber bültenlerinde. Her yer mahşer yeri gibi yani. Hiç sosyal evet. mesafe yok. Evet, maalesef. Ya bizim millet de biraz yani evet, hani evet. şey dikkatsiz. Evet. Yani şöyle sorumsuz, duyarsız. Dediğin gibi yani böyle iç içe sosyal mesafeyi gözetmeden, maskesiz. İşte pazarlarda, çarşılarda böyle şey gene hiçbir şey yokmuş gibi sanki yok. Eski düzen gidiyor. Ya herkes de değil tabii ki ama tabii, büyük tabii. çoğunluk yani büyük ama çoğunluk mesela uymuyor. Bakın o kalabalıkta bir 8-10 kişi buna dikkat etmezse bütün kalabalık risk altında. Tabii o tabii. pazar yeri yani kalabalık. Şimdi maske takmış gördüm ben. Maske burasında duruyor, alışveriş yapıyor. Ağız burun açık. Maske Yani. Takma zorunluluğu var ya pazarlarda falan. He, pazarda evet. halde maske takmış, şurasında duruyor maske. Devam ediyor yani. Yani kardeşim bu maskeyi adam gibi niye takmıyorsun diyeceksin. Yani hakikaten ne sorumsuz işte şey demin siyasetçileri eleştirdik ya. İşte o evet, sorumsuz siyasetçilerin şeyi sorumsuz vatandaşı. Gerçekten evet, öyle. Aynen öyle. Şimdi bugün Fahrettin Koca'nın, Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar iyimserdi gene hakikaten. Bir defa bugünkü yapılan test ve bu testlerde pozitif vaka sayısı arasındaki oran %8.21, %8.2'ye düştü. Yani evet. bu rakam 15-16'lara kadar çıkmıştı. Başlarda 15-16'lardaydı. Yani yapılan testin %15-16'sı pozitif çıkıyordu. Bugün yapılan testin %8.2'si pozitif çıkmış. Yani 37.535 test yapılmış, 3.083 vaka pozitif çıkmış. 117 ölen var. Ölen sayısı da işte 120'nin evet. altına düşmüş. İnşallah bu şey sürer. Bakan istatistikleri de açıkladı grafik üzerinde. Eğriler aşağıya doğru yönelmiş Türkiye'de. Avrupa'yla kıyasladı, dünyayla kıyasladı hatta. Avrupa'yla değil de dünyayla kıyasladı. Amerika'da vardı. O kıyaslamada da yani Türkiye'de ölüm oranının 2.20 evet. olduğunu söyledi. Ki Almanya'dan bile düşük. Almanya'da da bakanın verdiği rakamlarda öyleydi. Sonra dedi ki vaka sayımız azalıyor. Ama rehavete kapılmayalım, tedbirlere sıkı sıkı uyalım dedi Sağlık Bakanı. Salgın kontrolümüz altında. Evet, bu çok önemli evet. bir laf. Salgını çok kontrol önemli, altı, evet. salgını kontrol altına aldık dedi. Hasta sayımız ve ölü sayımız azalıyor dedi. Yani şey güzel haberler. Bu Ramazan bayramı tabii başlıyor Cuma günü yarından sonra değil mi? Yarından sonra Ramazan pardon bayramı değil özür dilerim. Oruç Ramazan ayı başlıyor. Ramazan ayı. Evet. Oruç başlıyor. Bakan ona da ısrarla vurgu yaptı ve vatandaşlara bu Ramazan'ı fırsata çevirelim dedi. Hani evet, dikkat, evet. Evlerde dikkatsiz kalarak. Dikkatsiz olursak yayılmayı hızlandırırız. Hani toplu iftarlar işte arkadaş şey akrabalarla komşularla Ramazan ayı nedeniyle görüşmeler filan. Aman dedi bunları yapmayalım. Bu şeyi dedi toplu iftarlarla ve akrabalarla işte komşularla görüşme Ramazan'da görüşme geleneğini önümüz seneye bırakalım. Evet, evet. Dedi. Evet. Güzel telkinlerde bulundu. İşte teravih zaten teravihe aman gitmeyin. Teravih yasaklanacak zaten herhalde. Hani toplu namaz olayı. Şey güzeldi. Ben hani biraz daha umutlandım. Yine evet, şeyi evet. bu Ramazan bayramından sonra da hayatın normalleşmeye başlayabileceğini ama kurallara sıkı sıkı uyulursa Ramazan ayı boyunca. Evet. Belirtti. Şimdi Şaban Bey tam rahatlama diye bir şey herhalde şimdi benim hep artık son dönemde yaptığım yayınlarda da siz de görüyorsunuz öyle bu yaz falan bir tam rahatlama olmayacakmış. Yani gene sınırlı yaşamaya devam edeceğiz ama en azından biraz daha rahat belki sokağa çıkabileceğiz bütün önlemlerimizi alarak. Dolayısıyla tüm dünyada sadece Türkiye'de değil bir 5-6 aylık süreç ta ki aşı bulunana kadar. Çünkü virüsün nasıl bir etki göstereceği daha tam olarak
hani bilinmiyor, bir bilinmezleri var. Onun için hani Ramazan bayramında tam olarak rahatlayacağız diye bir şey söz konusu değil. Zaten sizin de söylediğiniz gibi önlemleri saklı tutmak kaydıyla, öyle değil mi? Tabii tabii. Yani önlemlere ve tedbirlere sıkı sıkıya uyalım. Evet. Uymazsak bu işte şimdi kontrol altına aldık diyor salgını. Ama diyor tedbirlere sıkı sıkıya uymamız lazım. Tedbirlere sıkı sıkıya uymazsak vatandaşlar olarak tekrar kontrolümüzden çıkar, vaka sayıları ve ölüm sayılarımız artmaya başlar diyor bakan. Hani evet, o şeyi veriyor yani duyarlılığı. Tabii burada görev vatandaşlara düşüyor, halka düşüyor. Yani millet hani bu evinde kalmaya devam edecek. Yani bu bulaşma ve salgını yayılmasını önlemek için evinde kalmaya devam edecek. Çünkü kendimiz için yani bunu sağlık bakanı için yapmıyoruz ki bunu. Kendimiz için çok yapıyoruz. Çok kalabalık oluşturmayacağız. Mesela yaz tatili, işte turizm sezonu vesaire, o da konuşuluyor tabii şimdi ekonomik açıdan. Yazın hani suda bu virüsün özellikle deniz suyunda olmayacağı söyleniyor ama gene mesafeli hani o yazın gördüğümüz iğne atsan yere düşmez plaj görüntüleri kesinlikle olmamalı. Yani yakın temas yok. Evet evet, yakın temas yok. Yakın temas yok. Ne diyecektim? Bir de Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları var herhalde. Şimdi Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları da var. Evet, ama ona geçmeden önce Lale, bu aşı konusunu da aşı konusu da gündemde. İngiltere galiba aşıyı işte bulma yolundaymış. İngiliz Sağlık Bakanı bugün açıklama yapmış. Bizim Sağlık Bakanı da bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüşmüş. Uzun uzun konuştuk dedi İngiliz Sağlık Bakanı ile. Aşıyı, İngilizler aşıyı Eylül ayından önce kullanılmaz demiş bakan. Yani İngilizlerin aşısı Eylül ayında hazır. Eylül ayında yani insanlar üzerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanabilecek durumda imiş. Güzel haber bu, evet. Güzel haber. Şey, bizde de Türkiye'de de ne aşamada onu da gazeteciler sordu Sağlık Bakanı'na. Sağlık Bakanı dedi ki bizde de Türkiye'de 6 kuruluş aşı için çalışıyor. 3'ü dedi, bu 6 kuruluştan 3 tanesi virüsü şey yapmayı başardılar. Virüsü yani ele alıp incelemeyi aşamasına geçmişler. Yani bizde de aşı çalışmaları ciddi ve güzel ilerliyormuş. Bu arada Ercüment Ovalı'nın adını anmadı Sayın Bakan. Ama o 6 işte ekip çalışıyordu ya, 6 kuruluş. Bu 6 kuruluştan birisi de muhtemelen Ercüment Ovalı ve ekibi. Bu arada Ercüment Ovalı hani 23 Nisan diye bir tarih vermişti. 23 Nisan'da bir aşı müjdesi vermek için. Hani bir ilaç adı açıkladı, biraz eleştirildi ama dün bir tweet attı. Yine sadece 23 Nisan. Bakalım, merakla bekliyoruz yazdı. Evet. Şimdi dolayısıyla yarın Ercüment Ovalı ve ekibinden bir müjde bekliyoruz. Şimdi Şaban Bey, biliyorsunuz Ercüment Ovalı ile ben birkaç kez görüştüm. Özellikle bu işte tedavi sürecinin ilk başladığı dönemlerde zaten Ercüment Hoca şey dedi. Aşı demedi sadece. Tedavi ve aşıya yönelik çalışmalarımız dedi. Ama tabii tedavi ve aşıya yönelik ama zaten tedavi yapan ilaçlar var. Evet. Türkiye'de kullanıyor. Başka ülkelerde kullanıyor. Yani mevcut ilaçlardan koronayı tedavi eden ilaçlar var. Tabii. Hani belki daha etkili bir ilaç mı? Direkt tedavi edici. Bakalım yarın göreceğiz Ercüment Hoca 23 Nisan'da dediğine göre. Asıl aşı. Evet. Bekleniyor. Yani Ercüment Ovalı asıl aşı için girdi o kampa. Doğru, açıklamalar attığı öyleydi. Dolayısıyla hani ondan bir aşı haberi, müjdesi bekliyoruz. Onu belirtelim. Evet. Milli Eğitim Bakanı, bu arada Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarına geçmeden önce, bu salgının Türkiye'deki bu tabloda yaşanmasının en büyük nedenlerinden biri de bence okulların hemen hani genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edemedi Türkiye, ama okulların tatil edilmesiyle onun çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu yaşlılara bulaşmasında, çocukların eve getirmesinde bu virüsü çok etkisi olduğunu düşünüyorum. En güzel hareketlerden biri oydu. Evet, gerçekten okullar hani gecikmedi yani, okulların tatili zamanında yaptılar. İyi, güzel gidiyor şimdilik. Bu arada süremiz dolmuş Şaban Bey. Milli Eğitim Bakanı'nın ne kadar olmuş süremiz?
Süremiz 24 dakika olmuş. Benim gözlerim de uzağa görmediği için 24 dakika olmuş. 20, tamam, hemen 2 evet. dakikada toparlayalım. 2 evet. dakikada toparlayalım. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları var demiştin. Evet. LGS sınavı galiba ertelendi değil mi? Yeni tarihi açıklandı. Yok, ertelenmedi. 7 Haziran. Ha, 7 Haziran, tamam, pardon. 7 pardon. Haziran'da, 7 Haziran'da yapılacak LGS sınavı. Hı-hı. Milli Eğitim Bakanı bugün dedi ki, bugün hani 7 Haziran'da yapılacak diye tekrar belirtmedi. Evet. Ama daha önce, 2-3 hafta önce evet, LGS evet. sınavını, yani liselere giriş sınavını 7 Haziran'da yapılacağını söylemişti ki bunu hani bizim oğlan da devrimde girecek bu sene. Onun için şey, bizim önemli bu LGS sınavı. Geçen sene senin kızlar girmişti galiba. Evet, evet, evet. Zor bir süreç. Böyle bir zamana denk gelmesi de tabii çok büyük talihsizlik ama yapacak bir şey yok. Tabii yapacak bir şey yok. İnşallah bütün çocuklar İnşallah. Başarıları... Hani bu kadar evde kalarak bunu belki fırsata çevirebilirler. Sağlıklı evet. eğitim alırlarsa. Sık sık işte bol bol ders çalışıyorlar. Şey, şimdi bakan dedi ki sınav online olmayacak dedi. Yani online, hani internet üzerinden herkes evinden katılarak olmayacak sınav dedi. Bugün onu söyledi Milli Eğitim Bakanı. Ya bu 7 Haziran'daki LGS sınavı online olmayacak. Nasıl olacak peki? Yani 7 Haziran'da çocukları okullara toplayıp başka hani, türlü olamaz. Sınav mı yapacaksın? Biraz zor. Biraz zor. Çünkü 7 Haziran'da Türkiye henüz hazır olma, yani bu salgın henüz ona imkan vermeyebilir. Muhtemelen ertelenebilir sınav yani. Ama bir de şöyle bir şey dedi bakan. Temmuz ve Ağustos'a yönelik bir şeyimiz yok dedi. Bir hazırlığımız yok. Yani Temmuz ve Ağustos'u tatil olarak evet, evet. geçirmeyi planlıyoruz dedi. Eylül ve Ekim'e yönelik bir takım çalışmalarımız var dedi. Yani eğer sınav hani 7 Haziran'da yapılamazsa muhtemelen Eylül ya da Ekim'e sarkıtabilirler bu LGS sınavına. Evet, evet. Böyle herhalde bir... buna da daha önümüzde 1,5 aya, bir aydan biraz fazla vakit var. Herhalde o sürenin sonuna doğru karar verirler. Gidişat tablosuna göre bu salgınla ilgili bana öyle geliyor. Evet, 1,5 aya yakın, 1,5 aya yakın. Şimdi Cumhurbaşkanı da Sağlık Bakanı dedi ki Ramazan bayramından sonra normalleşmeye başlarız dedi. Şimdi evet. Ramazan bayramından sonra dedikleri Mayıs'ın sonu. Yani Mayıs'ın 24'ü. 24'ü 25'inde normalleşme başlasa işte 7 Haziran'da sınav biraz zor görünüyor. Yani riskli görünüyor. Yani yüz binlerce çocuğu okullara yığacaksın, değil mi? Evet. Salgından dam çıkarken filan riskli yani. 7 Haziran tarihi muhtemelen LGS sınavı için uygun olmayan bir tarih olarak görülecek ve ertelenecek diye ben hani tahmin ediyorum. Ama hayırlısı yani, önemli olan evet, evet. Salgından milletin önce kurtulması. Kesinlikle bütün millet önce sağlık, hiçbir şey, hakikaten bunu çok kesin ve net bir şekilde yaşamış olduk. Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor, önce sağlık. Evet. Evet. Peki var mı başka notunuz Şaban Bey? Yok, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. 23 Nisan'ın kutlu olsun. Teşekkür ederim sizin de. Devrimkili de kutluyorum. 23 Nisan tamam. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, atamızın bize armağan ettiği en önemli ulusal bayramlarımızdan biri. Hepimize kutlu olsun sevgili seyirciler şimdiden. Senin kızların da, Lal ve Doran'ın da 23 Nisan'ını kutluyoruz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.